Merhaba arkadaşlar. Çevre sağlığı ve güvenliği programımıza çevre sağlığı ve güvenliği açısından çalışma ortamı risk etmenleri bir bölümüyle devam ediyoruz. Bu bölümümüzde mekanik, fiziksel, kimyasal, biyolojik, psikososyal, ergonomik ve elektriksel tehlikelerden bahsedeceğiz. Programımızda ilk olarak mekanik tehlikeler konusunu ele alalım. Farklı alanlarda pek çok çeşitli makineler kullanılsa da genel olarak makinelerin tehlikeli bölümleri neredeyse aynıdır. Bu tehlikeli bölümler dönel hareketli elemanlar, gidip gelme veya kayma hareketli elemanlar, dönel, kayma, sürme hareketli elemanlar ve salınım hareketli elemanlar olarak sıralanabilir. Bu doğrultuda makinelerin ezen, kesen gibi işlem yapan kısımları olan operasyon noktaları, transmisyon düzenleri ve makine çalışırken hareket halinde olan Diğer hareketli düzenler insanlara zarar verebilme potansiyeline sahiptirler. Makinelerin bu tür tehlikeli kısımlarından dolayı ezilme, sıkışma, doğrama, kesme ve ayırma, dolama, sarma, içine çekme, delme, denge kaybı ve yanma gibi istenmeyen durumlarla karşılaşma olasılığı vardır. Mekanik tehlikeler gibi çalışma ortamlarında fiziksel tehlikeler de söz konusudur. Soğuk, sıcak, nem, gürültü, titreşim, alçaklık ve yükseklik, güneş ışınlarının azlığı veya çokluğu ve iyonize edici ışınlar çalışma ortamlarının fiziksel koşulları olarak ele alınabilir. Bu fiziksel koşulların şiddeti ve büyüklüğü her iş yeri için farklılık gösterir. Çalışanlarsa yaşamlarının büyük bir bölümünü iş yerlerinde geçirmesinden dolayı bu fiziksel etmenlere maruz kalır ve bunlardan etkilenirler. Örneğin çalışma ortamının sıcaklık, nem koşulları, hava akımı gibi termal konforu ya da iç hava kalitesi çalışanların verimini doğrudan etkiler. Bu koşullar normal şartlarda olmadığında çalışanların bedensel ve zihinsel faaliyetlerini sürdürmelerinde dikkat dağınıklığı meydana gelir. Bu durumsa iş kazası risklerini artırır. Bu riskin azaltılması içinse ortam sıcaklığının kış ve yaz durumuna göre insanların kendilerini rahat hissedecekleri bir düzeyde olması gerekir. Çalışma ortamında hava ve sıcaklık koşulları gibi gürültü de bir diğer tehlike olarak ele alınır. Çevre kirliliğinin bir ürünü olan gürültü, hoşa gitmeyen, istenmeyen ve rahatsız edici ses olarak tanımlanır. Gürültünün insan sağlığı üzerindeki etkisi gürültüye maruz kalınan süreye, gürültünün frekansına, şiddetine, çeşidine ve kişisel özelliklerine göre değişiklik gösterir. Ne türde olursa olsun gürültü genel olarak insan sağlığını fiziksel, biyofizyolojik, psikolojik ve performans yönünden olumsuz yönde etkiler. Bu olumsuz etkilerden korunmak amacıyla da çalışanlar kulaklık kullanmalı ve iş yeri ortamında asılı ilkaz işaretlerine dikkat etmelidir. Gürültü gibi titreşimin de çalışanların sağlığı üzerinde çeşitli etkileri söz konusudur. Bunlara kemiklerin uçlarında kireçlenme, parmaklarda ve ellerde hissizlik, karpal tünel rahatsızlığı, işitme kayıpları, omurga incinmeleri, ellerde ve kollarda güçsüzlük ile ağrı örnek olarak verilebilir. Her yıl işyerlerinde binlerce yeni kimyasal madde kullanılmaktadır. Kullanılan bu kimyasal maddelerin ise yıllar sonra çalışanlar üzerinde telafisi olmayan hastalıklara yol açması söz konusudur. Çünkü bu maddelerin sağlık üzerine etkilerinin ne zaman ve ne şekilde ortaya çıkacağı bilinmemektedir. İş kazası ve meslek hastalıklarına neden olan kimyasal maddeler yapılarına göre tozlar, buharlar, gazlar ve çözücüler olarak gruplandırılırlar. Bu kimyasalların vücuda girişi ise solunum, emilim ve sindirim olmak üzere üç farklı şekilde gerçekleşir. Kimyasal tehlikelerden farklı olarak çalışma ortamlarında mikroorganizmalar, bakteriler, parazitler, mantarlar ve virüslerden kaynaklı bulaşıcı meslek hastalıklarının oluşması söz konusu olabilir. Bu durum genellikle çalışma ortamlarında işin niteliği, temizlikte gerekli özenin gösterilmemesi ve çevresel faktörden dolayı meydana gelir. Bunun sonucunda ise enfeksiyon, alerji veya zehirlenme durumuyla karşılaşılması söz konusu olabilir. Biyolojik tehlikeler içerisinde ele alınan bu durumlar genellikle sağlık, biyoteknoloji, farmasötik, arıtma tesisleri, gıda ve hayvancılık alanlarında görülür. Çalışma yerlerinde biyolojik tehlikeler gibi psikososyal tehlikelerin de varlığı söz konusudur. Bu tehlikelerin temelinde ise stres yer alır. İş yeri ortamında stres çalışanın yetenek ve becerilerinin işin gereksinimleriyle uyuşmadığı durumlarda oluşan zararlı fiziksel ve duygusal yanıtlardır. Stres sonucunda çalışanda işe gitmede isteksizlik, örgütten ayrılma duygusu, işbirliği sağlayamama, hata yapma, doğru karar verememe ve verimlilik azalması söz konusu olur. İş yerlerinde varlığı söz konusu olan bir diğer tehlike türü ise ergonomik tehlikelerdir. Ergonomi çalışanların fizyolojik, anatomik ve psikolojik özellikleri dikkate alınarak çalışma ortamının insana uyumlaştırılması süreci olarak tanımlanabilir. Ergonomi uygulamaları doğru bir şekilde tasarlanıp uygulandığında önemli kazançlar sağlar. Çalışma ortamlarında ergonomik düzenlemelerin yapılması gereken alanlar içerisinde ise malzeme depolama ve taşıma, el aletleri, makine güvenliği, aydınlatma, çevresel tehlikeler ve iş organizasyonu yer alır. Ergonomik tehlikelerden de çok kısa söz ettikten sonra bir diğer tehlike türü olan elektriksel tehlikelerden bahsederek programımızı sonlandıralım. Elektriksel tehlikeler çarpma, yanıklar ve çarpma sonucu düşmeden kaynaklanan burkulma ve kırılma olarak sıralanabilir. Elektrik çarpması olayı yaşandığında yapılması gereken bazı şeyler vardır. Bu tür durumlarda öncelikle ana sigorta kapatılmalı veya cihaz fişten sökülmelidir. Elektrik akımına kapılan kişi dokunulmadan akımın olduğu ortamdan uzaklaştırılmalıdır. Ardından çalışanın nabzı ve nefes alıp almadığı kontrol edilmeli. Gerekli ise kalp masajı veya suni teneffüs yapılmalıdır. Bu işlemler esnasında çalışanın varsa kırığına ve çıkığına dikkat edilmeli. Çarpılan kişi göz altında tutularak hemen doktora başvurulmalıdır. Evet arkadaşlar, Çevre Sağlığı ve Güvenliği programımızın çevre sağlığı ve güvenliği açısından çalışma ortamı risk etmenleri bir bölümünü burada sonlandırmış bulunuyoruz. Bir sonraki programımızda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.